mezbelelik bir haldeydi. Adeta tel tel dökülüyordu. Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra görev başına gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ilk icraatlarından biriydi içme suyu arıtma tesisi. 1988 yılında temeli atılan ve 1994 yılında hizmete açılan Gökçay'daki Isparta Belediyesi'ne ait içme suyu arıtma tesisi, Isparta eski belediye başkanı Mehmet Aybatılı döneminden sonra ilk kez belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından yeniden düzenlendi. Temiz ve kullanılabilir bir hale getirildi. Ispartalılara menba kalitesinde su içirmeyi hedefleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 27 yıl sonra Gökçay'daki içme suyu arıtma tesisini yeniden yapmak için harekete geçti. Isparta Belediye Meclisi'nin Haziran ayı ilk toplantısında da gündem, yeni bir içme suyu arıtma tesisinin Isparta'ya kazandırılmasıydı. Belediye Başkan Vekili Gülsüm Tunçbilek'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, belediyeye ait içme suyu arıtma tesisinin yenilenmesi görüşüldü. İçme suyu arıtma tesisinin yenilenmesi için, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokol için, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e yetki verilmesi gündeme geldi. Bu madde görüşülmek üzere ilgili komisyona havale edildi. Komisyon Cuma gününe kadar çalışmalarını tamamlayarak raporu meclis gündemine sunacak. Meclisin kabul etmesi halinde 27 yıl sonra Isparta'daki içme suyu arıtma tesisi ileri düzey teknolojiyle yeniden yapılacak.